Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aslında hem Merkez Bankası'nın başkanı Washington ziyareti, hem Amerikalı yetkili Bass'ın Türkiye'ye gelmiş olması hepsiyle iç içe. Önce Sayın Erdoğan 22 Nisan'da Bağdat'a bir ziyaret yapacak. Ardından da 9 Mayıs'ta ABD'ye gidecek. Burada Joe Biden'la görüşecek. Siz bu Erdoğan'ın yurt dışı temaslarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Erdoğan eli zayıfladı. Yani Tayyip Bey'in eli zayıfladı. Tabii o ziyareti kim ayarladı? MİT Müşeşarı'yla, MİT Başkanı'yla Hakan Fidan ayarladı. Bunlar gittiler, ona hazırlık yaptılar. Çünkü randevu vermiyorlardı. Hakan Fidan söyledi zaten, biz gidip randevu öyle aldık mi? Dedi. Öyle mi? Yani alamıyorlardı randevu. Tayyip Bey gitti Amerika'ya, görüşemedi kimseyle. Hı hı. Şimdi bunlar ayarladılar. Karşılığında ne istedi Amerika? Bilmiyoruz. Şimdi bakın, unutmayın. Bugünlerde Alman Cumhurbaşkanı Türkiye'ye gelecek. Evet. Alman Cumhurbaşkanı başbakan gibi değildir. O devlet adına gelecek. Alman başbakanı gider. Ama Cumhurbaşkanlarının böyle bir geleneksel kabulleri vardır onlar. Onlar farklı bir şeydir. Alman Dışişleri Bakanı zaten bir bok, onu kimse saymıyor. Çünkü CIA başkanını koysan Almanya'yı bu kadar batıramazdı. Hı hı. Ama bunlar hep İngiliz operasyonlarıdır. Nasıl İsrail bu operasyonu yedi? Sadece orada doğalgaz alacak. Devreye girdiler. Dediler ki bu doğalgaz eğer Hamas'ın elinde kalırsa Hamas zenginleşir. Ya Hamas zenginleşse radikalleşmesi gider. Yani böyledir bu iş. Bir cemaat şefi var. Şeyhi. Beni aradı bir gün, dedi ki ya hocam, dedi, Tayyip Bey, dedi, bizim cemaat üyelerine, dedi, iş veriyor, dedi. İyi de maaş veriyor, dedi. Üst kademeden. Hepsi gidiyor, dedi. Şalvarını, sarığını çıkarıyor. Sakalını da kesiyor. Bir daha, dedi, cemaate gelmiyor. Dedim ya sen 50 bin liraya, 60 bin liraya senin cemaatini satan adamı ne yapacaksın? Ama onlar da ondan korkuyor. Yani bunlar, radikalleşme azalır yani. Orada yoksulluk arttıkça radikalleşme artar. Ha, bazı dönemlerde radikalleşme sağa doğru olur, bazı dönemlerde sola doğru olur. Ama Batı'da şimdi görüyoruz, bakın Almanya'da mı, Brüksel'de. Buyurun hocam. Bir toplantı yapılacak, aşırı sağ toplantı yapacaktı. Evet, İngiltere'den şey de geldi, Farage da geldi. Farage dedin, İngiltere'yi Avrupa Birliği'nden çıkaran adam. Yani çıkarmadı da Amerika ile Trump'la işbirliği yaptı, gürültü yaptı. Hı hı. Yoksa İngiltere'de bir karşılığı yok. İngiltere'de 3-5 tane faşist var. Onların şeyi, onların temsilcisi gibi. Toplantıyı izin vermedi hükümet. Evet hocam. Polis kesti, yapamazsın dedi toplantıyı. Ya bu, dünya artık radikalleşmeden de korkuyor. Radikalleşme kapitalizmi de batıracak. Çünkü radikalleşme arttıkça ona tepki, sonra radikalleşme de artacak. O zaman toplumsal istikrar da bozulacak.